ulaşım aracı olarak söylediğim metro inanılmaz kötü durumda. New York'ta umarım artık bu sıkıntılar son bulur. Bir zamanda dua edin. Gördüğünüz gibi subway'in içindeyim. İçi bomboş. Ve diğer vagonlara bakıyorum. Hepsi boş. Pazartesi günü bu saatte normalde inanılmaz yoğun oluyor. Ben ilk defa böyle görüyorum. Uzun zamandır zaten Manhattan'a binmiyordum. Gelmiyorum. Çıkmıyorum dışarıya. Uzun zamandır Manhattan'da dışarı çıkmıyorum. Ama görüyorsunuz durumu. Son dönemde yaşanan bir takım hadiseler var burada. O yüzden insanlar Manhattan'a gelmiyor. Eski günlerini anımsatıyor falan diyenler var. Birçok köşe yazarı vesaire bu konuyla alakalı ciddi eleştirilerde de bulunuyor. Birçok kişi de hatta New York'la alakalı artık eskisi gibi olmayacak falan diye çok böyle ön yargılı konuştuklarını biliyorum. Geçen gün, geçtiğimiz günlerde burada çok ciddi manada bir sıkıntı oldu. Resmen metroda bir tane adam insanların içinde bir bayana tecavüz etmeye çalıştı ya. Bu kadar çirkin bir olay oldu. Bunu paylaşacağım size, hemen şurada göreceksiniz. O kadar böyle kötü, o kadar rahatsız edici bir durum ki anlatamam bu durumu size. Şu anda New York'ta geceleyin çıkmıyor kimse. Herkes tedirgin durumda. Turizm bitmiş durumda. İnsanlar kan ağlıyor. Bakalım ne kadar sürecek bu durum bilmiyoruz ama umarım tez zamanda eski halini bulur diyoruz. Bence bu sene bitti yani. New York için bu sene bitti. Baksanıza bomboş yani. Her yer bomboş. Bildiğin caddelerde araba yok. Yani New York'ta her şey normale deniyor bilmem ne falan. Ya şöyle bir durum var. İstanbul'da insanlar ya da Türkiye'de artık genelini tam olarak bilmiyorum ama insanlar ne kadar duyarsız artık siz görün. New York'ta vaka sayısı çok azaldı bildiğiniz gibi. Ama gel gör ki insanlar buna çok özen gösteriyor hala. Normalde işte pazartesi bu saatlerde burasının bayağı bir yoğun olması gerekiyor. Şu anda neredeyim? Downtown dedikleri kısımdayım. Kardeşim Sercan'la buluşacağız. Bir lunch yapacağız. Yani öğle atıştırması gibi bir şey. Ondan sonra çekim yapacağım. Bir şeyler paylaşacağım sizle. Bakalım beğenecek misiniz? İyi seyirler. Gördüğünüz gibi böyle insanlar sosyal mesafeye dikkat ediyor. Özen gösteriyor. Bence gayet güzel. Ama mekanların içleri bomboş. Hayat hala var. Bu da Sercan oluyor. Merhaba Sercan'cığım. Bu da yenge. Nasıl? Hava çok güzel ya. Benim de arabaya vurmuşlar bu zamanında. Polisi aradım. Ya dedi ki sende bir şey var mı? Yok dedi. O zaman dedi uğraşma boşuna. Hem zaman hem para kaybı dedi ya. Görüyor musun çocukları? Şimdi burada bir haftadır mı? Ne kadardır buradasın Sercan? Arkadaş. Hiç umurunda değil ya. Uyuyun lan diyor. Evet bak. Abi oynayacak alanları yok çocukların herhalde burada değil mi? O yüzden böyle
şey gibi salmışlar yani. Şimdi bir haftadır buradasın. Bir hafta ne kadar? 10 gün mü? 10 gündür. Benden çok New York'tasın. Ben gelmiyorum çünkü, inmiyorum şehre. Ne düşünüyorsun? Yorumlarını alayım sen. New York ruhu duruyor ama bedeni yok. Üzgün bir şehir olarak gördüm. Ya şöyle, downtown civarları, Soho civarları falan yine aynı yoğunluğunu koruyor. Özellikle böyle restoranlara falan dışarılara masa atmaları çok güzel olmuş. Çok hareketli kesilmiş ama mükemmel şu anda tamamen ghost yani. Hiç kimse yok. Bugün sabah 8 gibi 5. evde araba görmedik. Normal şartlarda imkanı olmayan bir şey. Sen restoranların dışarı kurulmasından memnunsun anladığım kadarıyla. Peki bu konuyla alakalı. Öyle şey bir Anchorman havasıyla. Peki şunu soracağım. Senin kaldığın otelde... Benim de yoktu. Şimdi o birdenbire oldu yani. Benim kaldığım otel. Sen... Biraz önce dedin ya, bizden başka kalan... Yok, 5 kişi kalan vardı gerçekten. Kahvaltı otelde mi yapıyorsunuz? Yok. Normalde var. Ya var. Ama ya, otelin kendi şeyi değil o. Yine biliyorsun, buradaki otellerin çoğu kahvaltı vermiyor. Ama ne var? İşte otelin içine konuşlanmış bir tane restoran tarzı bir şey var anladığım kadarıyla. Orada ama diyorlar açık ama... Bilmiyorum. Açık mı benim gibi bilmiyoruz. Otel... oteli biliyorsun. Yani mikramı güzel bir otel ama işte check-out sonrası otelimizi, otelimizden check-out sonrası kolonları koyabilecek yer bile yok. Çünkü gerek doorman gerek bellboy bunların hepsini işten çıkarmışlar söyledikleri kadarıyla. O yüzden de bize odada bırakmak durumunda kaldık. Oda servisi istiyorsan bir gün önceden söylemen gerekiyor. Yapmıyor yoksa. Staffing yok. Ya çok kötü durumda ya. Biz çok üzüldük yani o otelin, Roosevelt gibi otelin o durumda olması. Ya Midtown'da eğer gelip New York'u görmeyi düşünenler varsa Midtown'da otel düşünmesinler. Ya biz Soho'da da kaldık. Soho'da gayet her yere yakındık. Aynı zamanda otel canlıydı. Gayet trafik vardı. Ben sizi Soho'da kalıyorsunuz zannettim hala, biliyor musun? 7 gün orada kaldık. Roosevelt. Şimdi daha önce Roosevelt'te ben de kaldım, çalıştık orada. Oradaki restoranların sistemi işte dediğin gibi ayrı bir işletmecisi var. Ama otelde kalanlara istenirse voucher veriyorlar. İşte şey, ne diyorlar ona? Bilet veriyorlar işte. O bileti gösterip falan yiyebiliyorsun. Ama mesela benim bir misafirim orada kahvaltı yapmıştı. Ben hiç memnun değildim oradaki kahvaltıdan. Çünkü bildiğim croissan veriyor sana. Ondan sonra open buffet diyorlar. İşte açık büfe bilmem ne muhabbeti yapıyor ama hiçbir şekilde keyif alabileceğim bir kahvaltı yok orada abi. Croissan var. Muz koymuş, elma koymuş, biraz yoğurt koymuş. İşte o ne diyorlar? Crunchlar var ya sabahleyin kahvaltılık. Amerikan kahvaltısı. Klasik ama bak ben misafirlerimi şeye götüreyim diyorum, öyle harika bir kahvaltı yapalım diyorum, şuraya buraya götüreceğim sizi falan filan. İşte Türk mutfağı da şimdi onlar bayağı bir kaldıkları için burada kahvaltı kültürü biliyorsun çok fazla yok. Dedim ki işte hadi gidelim güzel bir yerde size güzel bir Türk restoranında kahvaltı yapacağız falan filan. Yok biz otelde yapmak istiyoruz. Türkiye'den mi geliyor? Ha. Ondan sonra tamam yapın ama bu oteldeki kahvaltı çok bize hitap etmiyor. Damak tadımıza da hitap etmiyor bilmem ne falan. Yok ben bacon, egg bacon bilmem ne istiyorum. E dedim tamam canıma minnet, daha ucuz zaten, bedava. Gidin dedim yiyin. Ondan sonra biz gittik, başka yerde buluştuk. Sizin de bence tercihinizi dışarıda yapmanız çok mantıklı bir karar. Sizin derken yani bireysel bir kişiye siz diye hitap etmiyorum. İkisinden bahsediyorum yani. Yoksa Sercan'a yani, siz demem yani. Niye diyeyim? Aramızdaki saygı sonsuz. Bak adam kahvaltı şeyini yapıyor, öğle yemeğini. Gördün mü? Hala. Ya New York'ta hakikaten hiç doğru dürüst turist yok. Ben bunu keserim ya. O nasıl bir gülüştü Allah aşkına? Söylesene bize ya. Dalga geçmenin dik alası. 3 tane yapmışlar zamanında Manhattan'da bunlardan. Gotik tarzda bak görüyorsun orada da yazıyor. Ama bu ilki. First yani. Öyle.
Ne yani? Şey, hadi bakalım bir yersen der gibi. Bu ne? Hayır, okudum abi orada. Bir araştırın. Araştırın ve beni rezil edin. İnanmayın her şeye. Ama bak güzel değil mi? Şehrin içinde kalmış. Turist fazla gördün mü? Hakikaten dikkatini çekti mi böyle bir? Sen ya, bu, burada bayağı uzun yıllar yaşadın değil mi New York'ta sen? 8 seneden fazla yaşadım. Biliyorsun New York'un işleyişini. Yani normal New York'a nazaran %95 daha boş şehir. Boş, çünkü zaten evet, ülkenin 35 eyaletinden insan gelmiyor. Öyle bir şey de var evet. 35 eyaletten geliş yasak şu anda buraya. Yasak derken gelirsin ama karantina bilmem yani ne. Evet, 14 gün karantina ama 14 gün zaten insanların kabul edemeyeceği bir süre. Eğer başka yerde çalışıp tatile geliyorsan. Benim yaşadığım eyalet onlardan birisi değildi. O yüzden geldiğimizde karantina yapmak zorunda kalmadık ama 35 eyaleti. 14 gün evde kalma zorunluluğu var ve şey yapıyorlar, direkt telefon numaranı vesaire alıyorlar yani. İşte online form doldurtuyorlar sana. Onu doldurmazsan uçakla indiğinde form da veriyorlar. Daha zaten sonra evet, ve doldurduğun formda verdiğin bilgilerin sonucunda sana karantina yapmak zorundasın ya da değilsin gibi bir ekran getiriyorlar. İşte o ekranın screenshot'ını istiyorlar, daha sonra onu alıyorsun. Herhangi bir şekilde bir soru olursa ya da birisi sana soru sorarsa o screenshot'ı göstermek için tutmanı öneriyorlar. İşte benim telefona geldiğim günden itibaren bir 50 tane mesaj geldi. İşte karantina yapmak zorundasın, yapmak zorundasın, yapmak zorundasın diye telefon açıyorlar, haricinde mesaj gönderiyorlar. Ama öyle bir zorunluluğumuz yoktu. Ama varsa da demek ki bu kadar tarif edebiliyorlar, onu öğrendim. Ama seni nasıl bağlayacaklar ki abi yani? Sen biraz şey, rengi çek yapıyorlar. Şey, çok büyük cezası var. Ne mesela cezası var? Benim gördüğüm iki isim var ve mahkemeye çıkabiliyorum. Ama mahkeme derken bu park cezasına bile mahkeme çıkıyor. Mahkemeye çıktığınız için o yüzden evet. Ama çok güzel bir noktaya değindin orada. Burada normalde doğru diyorsun, park cezasına da mahkemeye çıkabiliyor insan yani. Evet, yola tükürdüğü için mahkemeye çıkan adam tanıyorum. Keşke Türkiye'de de olsa. Evet, doğru diyorsun. Beril, hangi mağazadayız ya? Dur geleyim de söyle. Antropolojideyiz. Ne, emporoloji? Antropoloji. Ayna var mı burada? Şurada bak, var bir tane. Nerede? Çarşıma var burada. Bakayım, ayna var mı? Bakayım şurada. Demin Beril buradan yürüyordu, tamam mı? Şuraya doğru ayna bakıyordu. Şimdi ne geldi? Gördüğün gibi. Sonra dedim ki, gel dedim, gel. Ama çok güzeldi ya, eğlendim bayağı yani. Ayna burada dedim yani. Hadi hadi gidelim yeter. Bir şey de aldın yok ha, bekliyor orada yani. Ne aldın? Ne aldın? Sercan'a bardak aldım. Çünkü benim bunun B'si var. Hı-hı. Kıskançlığından benimkini kullanıyor. Şaka yapıyorsun. Bunu Sercan'a mı aldın? Sercan'a aldım. Çiçekli. Ay, çok şakmış. Çiçekli böcekli. Ha, maşallah. Hadi arkadaşlar, bir kasa daha açarsanız şey yapacağız biz. Bir gün karşına bir Türk çıkacak. Seni çok güzel bozacak. Ben pardon, kötü bir şey mi diyorum? Küfür mü ediyorum yani? Ne yaptım? Ne yaptım? Kötü bir şey mi dedim yani? Bir kere ne oldu biliyor musun? Ben sana bir şey anlatayım. Bak iyi dinleyin sizi. Fırak'a gittik. Fırak'ta arabamın akışı bitti. Yokuş yukarı. Döndüremiyorum. Vurdurmam gerekiyor arabayı. Karşıdan gece akşamleyin ama kimse yok. Karşıdan bir çocuk geliyor. Çocuk dedim böyle genç işte 20-30'lu yaşlarda birisi. Ya dedim kardeş bir el atsana dedim. Bırak da ya. Geliyorum abi dedi direkt. Yemin ediyorum sana. Yani böyle çıksın Türk kardeşim hocam. Ona lafım yok yani. Efsane bir olaydı. Hadi ya. Uf, amma bekledik. Sen ne yapıyorsun? Kesin borsada şu anda kağıtlara bakıyorlar. Tahvil, bono, dilimum. Dilimum takip. Bir tane mi kasa var ya? Eşini bekleyen bir Türk profili. Evet. Türk genel bu universal bir şey. Yani Korelisinden Japonuna, İtalyanından Türkiye'ne herkes. Neyse geldiler biliyoruz. İyi peki. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tamam. Çağız.